Demokrasinin gözünde özgür yaşama iradesi vardır. İzmir bugün halen köklerinden beslendiği bu özü koruyor. Hedefimiz, tarihimizden aldığımız referansla ülkemizin her tarafına bu anlayışın yayılmasına öncülük etmektir. Bugün bu ruha, bu öze sadece İzmir'in değil, ülkemizin tamamının çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Nasıl ki kurtuluş mücadelemizde farklılıkları ayrışmanın değil, bütünleşmenin, tek yüzü olmanın mücadele getirdiysek, bugün de ülkemizde yaşanan tüm sorunların tek çözümünün bu özü yakalamak olduğunun farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle yaşadığımız topraklarda hür olmamızı sağlayan, başta Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelemizin tüm şehitlerinin anısı önünde saygıyla eğiliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok heyecan verici bir toplantı benim için. Manisa'da böyle bir imkan yok. Biz bu salona eşimle cuma akşamları konser dinlemeye geliyoruz. İzmir'imizde gurur duyarak. Bu imkanları yaratanlar, bunu geçmişte yapanlar ve bugün devam ettirenler, önceki dönem belediye başkanlarımız, büyükşehir ve mevcut belediye başkanımız, şimdiki belediye başkanlarımız burada. İzmir İl Başkanımız burada, genç başkanımız ve örgütümüzden çok değerli arkadaşlarımız burada. Böyle bir toplantı çok önemli. Biz buraya ne yapmaya geldik? Biz buraya aslında TÜLOV'a güç vermeye geldik. TÜLOV tabii Türkiye'nin tanıtımı gibi bir görevi de var ama isminin sonundaki LOV, Laik Oluşum Vakfı. Böyle bir şeye ihtiyaç var. Zaman zaman Türkiye'de çok istismar edilen alanlar oldu ve biz belki de laikliğin önemini vurgulamada bazen hep beraber
bir adım geride kalmış olabiliriz. Bu öz eleştiriyi yapmak lazım. İran'la bakın, Irak'ına bakın, Suriye'sine bakın. Milletimize Suna Kanı'na, Abbas Hayfun'undan, Yaşar Kemal ile yani birçok insanı yetiştirmiş. Beğenmedi o cümle bunları yetiştirmiş. Yazmaya çalışan bir siyasi anlayış var. Bu bir siyasi parti, bir siyasi anlayış diyorum. Özellikle bunu söylüyorum. Çünkü bu siyasi anlayış dediğimiz partisi var, sendikası var, derneği var.